Değerli dostlarım, hepinize günaydınlar. Hayırlı bir gün olsun inşallah. Yüreğinizden geçen tüm dilekler sizin hayrınıza ve bütünün hayrına olmak üzere en kısa sürede gerçek olsun inşallah. Melekler yardımcımız olsun. Ruhani varlıklar öbür alemden bu aleme şansı ve iyiliği taşısınlar. Yüreği iyi dostlarım. Benimle berabersiniz biliyorum. İçinizde hiçbir kötü niyet yok. Ve iyi olan her şey sizi bulsun inşallah. Dostlarım, dostluk kadar güzel bir şey var, çay. Ve çayı kapattığımızda bir çay falı dedim. Deste seç başlıyor. Çay falı var. Klasik tarot var. Ve akaşik tarot var dostlarım. Bakalım sizlere neler vaat edecek bugün. Hayırlısı, ay böyle var. Dilekleriniz kabul oluyor. Ay, çok süper ya, çok süper. Böyle vakumlandı mıydı? Hani iç içe geçmiş iki dileğiniz oldu ve bunun da en kısa sürede gerçekleşeceği bilinir. Bu da yılların tecrübesi olarak benden size bitiyor. Arkadaşlar, böyle bir helezon şekli çıkmış. Düşünceler, duygular birbirine karışmış. Fakat sizin işinize çok kişi burnunu sokuyor. Yani herkes her şeye karışıyor. Ve sen de özgür iradenle hareket edememenin sancısını çekiyorsun. Bir ahtapot her yerden yapışmış. İş arkadaşın, ailen, kocan, karın, her kimse bir ahtapot böyle. Her bir yerden birileri böyle sana bir şekilde müdahale etmek istiyor ve dilin kemiği yoktur. Gerçekten de onların dil yarası seni çok yormuş gözüküyor. E harfi, İ harfi, T harfi olanlara bolluk ve güzellik geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda şu kadar söyleyebilirim. Bir kapı, yani sokak numarası 5 olabilir, 5. kat olabilir. Burada eğer oturuyorsanız çok güzel bir dileğiniz var. Yakın zamanda gerçek olacak. Arkadaşlar, dediğim gibi ahtapot gibi uzanmışlar var. Sülük gibi yapışmışlar var. Ben özellikle diyorum ki eğer partner durumu varsa, ex partner durumu varsa ya da platonik durumu varsa lütfen dikkat edin. Bu sülük sizin partnerinizin, ruh eşinizin üzerine yapışmış olabilir. Lütfen bu sıkıntılı durumlardan kurtulmaya çalışın. Var öyle durumlar arkadaşlar. Erkek de kurtaramıyor başını, kadın da kurtaramıyor başını. Sülükler çok fazla var etrafımızda, evet. Şimdi bir bağ kurulduğunu görüyorum. Telepatik bir bağ. Adeta birisinin ne yapacağını önceden kestiriyorsunuz. Ve bir kestirimde bulunmak size ikinci bir hamleyi yaptırıyor. Eğer iş konusu olsun ya da aşk konusu olsun, bir sonraki hamleyi biliyorsunuz. Sadece bir adım, ufak bir adım atmanız, cesaretle olayın üstüne gitmeniz yeterli olacak. Her şey yoluna girecek, bunu bilin. Evet arkadaşlar, 4 vakit içerisinde güzel bir haber alacağınızı söylüyorum. Biraz sonra size bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Ben bazen videolarım vaktim olunca izliyorum. Her zaman izleyemiyorum, itiraf edeyim, ama vaktim olunca izliyorum. Ve benim çok fazla göz teması kuramadığımı görüyorum. Hani fala odaklanmaktan sizinle yakınlık kuramıyorum. O yüzden fala bir odaklanıyorum, sizle temasa geçiyorum. Bunu artık böyle yapacağım, buna gayret edeceğim. Çünkü hoş bir görüntü değil, sıkılıyor yani. Karşımda sürekli böyle mızmızlanan birisi olsa ben de sıkılırım yani, şu şekilde. Gözler böyle hiç inmiyor falan. Artık göz teması kuracağım. Daha güzel olacak, daha iyi olacak arkadaşlar. Yani ben ona dalıyorum ya da işte genelde ben yani biraz Japonlar gibiyim ben. Biraz göz teması kurmaktan çekinirim. Ya da ne bileyim, belki çocukluğumda çok baskı gördüm. O yüzden insanların gözüne bakamam. Bir tehdit unsuru olarak görüyorum. Yani birinin gözüne çok dikip de baktım mıydı, sanki ona böyle bir baskı kuruyormuşum gibi hissederim. Ama bizim toplum da gözüne bakarak konuşmayı seviyor. O yüzden ben de kameraya bakmak zorundayım, size bakmak zorundayım.
Arkadaşlar, nişanlınızla aranızda sorun olabilir. Halka gördüm ve üzerinde dikenli tel. Bakın, nişanlı ya da evliyseniz kesinlikle bir sorun yaşıyorsunuz. Yollar ayrılmış şu şekilde. Yolların ayrıldığını görüyorum. Görüşler ayrılmış. Bazı kere de ayrılık yaşanması lazım. Çay falını seçenlerde görüş ayrılığı görüyorum. Geri adım atmayın arkadaşlar. Geri adım atarsanız karşıdaki kişinin hatalarını kabul etmiş olacaksınız. Geri adım atmayın. Bırakın o hatasını anlasın, dönsün. Tabağa bir baktım da arkadaşlar. Ağaç ve kök. Köklenmiş ağaç. Ata köklerinizden getirdiğiniz genetik kodları temizletin. Onların günahlarını taşıyorsunuz. Ata köklerinde varsa sıkıntılı bir süreç temizlenecek ve aynı şekilde bakın şurada dik başlı iki insan seninle çok uğraşıyor. Onlara gereken cevabı ver. Hem de Eyfel Kulesi'ni gördüm. Aşkta çok önemli bir gelişmeler olacak. Eyfel Kulesi demek aşk demek. Ah benim gittiğim ama yaşamadığım şehir. Gittiğim ama yaşamadığım, yani gittiğim ama uzun süre yaşamadım. Fransa. Aslında benim çocukluğumda gidiyordum ama annem bırakmadı. Ve biz de burada kaldık. Bilmiyorum, Fransa'da yaşamak herhalde çok farklı olurdum yani yapı olarak. Kesinlikle bir güzellik salonu açardım. Kesinlikle. Çok seviyorum insanları güzelleştirmeyi. Ama eğer güzellik olarak size dokunabiliyorsam çok mutluyum. Şimdi de kalpleri güzelleştirmeye çalışıyoruz, olsun. Kalpleriniz güzelleşiyor arkadaşlar. Burada aynı zamanda bir çelenk görüyorum arkadaşım. Düğün çelengi. Kesinlikle bir ayrılığın arkasına yeni bir dönemeç başlıyor. Yeni bir ilişki başlıyor. Bilmem kalbinizi güzelleştirebilir mi? Arkadaşlar, bakıyorum çay falını seçenlere. En güzel okumaları yapmak için buradayız. Sevgili baş melek Mikail, güzellik meleği Jofiel, lütfen bize yardım edin. Sessiz ol diyor. Bana söylüyor, size değil. Zihnini susturduğunda her şeyi başaracaksın diyor. Baş melek Jeremiah. Çok fazla hırpaladın kendini. Lütfen sessiz ol sözü zihnini sessizliğe teslim et demektir. Zihninde çok fazla maymun oynuyor. Yani dağdan dala konmak ya da işte bu işi yapayım mı, olsun mu, olmasın mı? Çünkü ben çay falında ahtapot gördüm. Çok fazla karışan var. Senin de zihnin bulanmış. Lütfen sessiz ol, zihnini sakinleştir. Birkaç gün hiçbir şey düşünme. Düşünmeme orucu yap yani. Çok az konuş. Ha olabilir. Belki bir zaman düşüneyim falan filan. Bir ya da iki sözcükle olayı geçiştir. Kimseyle ağzını açma. Birkaç gün sessiz ol bakalım. Zihnin sana doğru olanı gösterecek mi? Yoksa birkaç gün daha mı denemen lazım? En güzel şey zihnini susturabilmektir arkadaşım. Zihnini susturduğunda bu sefer alt beyin konuşur. Rahman olan konuşur. Bundan çok eminim. Evet. Klasik tarota geçiyorum. Arkadaşlar. Bu küçük boylar çok iyi oluyor dostlar. Yani çantamda taşıyorum. Aniden bir telefon falan geldi mi? Hemen bir banka oturuyorum. Hemen işte alışveriş merkezinde falansam bir yerler koltuk moltuk buluyorum. Ya da bir Starbucks falan varsa giriyorum. Kahve tiryakisiyim zaten. Hemen bir Starbucks'a adımımı atıyorum. Kahvemi elime alıyorum. Bu ufaklarla bakıyorum. Çok güzel oluyor. Ufaklardan bende 7-8 tane var. Ufak boyutlu olanlardan. Evet. Evin durumuna bakıyoruz. Ahtapotlar. İşte ahtapotlar. Dostlarım biraz evvel çay falında çıkmıştı. Sizde de var mı bu ahtapotlar, karışanlar diyorum. Ben evdekilere ahtapot diyoruz. Dinozor diyoruz. İşte yaşlılara. Arkadaşlar aman.
Sizin evinizde gizli takip var. Vallahi gizli gizli sizi biri takip ediyor arkadaşlar. Bunun adı gizli takiptir. Hayalinde canlandırdığınız birisi var. Eviniz takip altında arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Belki dedikoducu bir komşunuz vardır. O takip ediyordur. Bence dedikoducu bir komşu. Onların dedikodularını aldırmayın. Her zaman bir dedikoducu komşu bulunur arkadaşlar. Her zaman. Yani o şaşmaz. Avrupa'da bile öyle, Amerika'da bile öyle. Amerika'da da öyleymiş. Ne zaman böyle bir araba falan park etse yaşlı bir kadın hemen polis ararmış. Dünyada değişmiyor bu. Ya daha doğrusu bu dedikodudan kaynaklanmıyor arkadaşlar. Ya benim burası yaşama alanım diyor. Sen diyor yoksun diyor. Ya o da var. Senin özgürlük alanın olduğu kadar onun da alanı. Hani bir İsveç'te bir söz var, hani birinin özgürlüğünün başladığı yerde öbürü biter diyor. Yani herkes birbirini kabul edecek ya. Yok, öbürü diyor ki sen şunu yaptın, öbürü bunu yaptı. Dedikodular hep ondan kaynaklı arkadaşlar. Yoksa kimsenin kimseyle uğraştığı falan yok. Hani birbirini çekememezlik herhalde. Çekememezlik var. Kıskançlık var. Dedikoducu komşu var. Arkadaşlar şüpheleniyorsanız kesinlikle haklısınız. Onu sabah kahvesine falan çağırmayın. Dedikoducu bir komşu var. Evet, yolun açılmış. Yola gidiyorsun. Ve işle ilgili dostlarım önemli bir gelişme var. Tayin isteyebilirsin. Bir yere gidebilirsin. Yeni bir işe atılabilirsin. Çok başarılı olacaksın. Ailendeki acı çekme durumu, ailenle ilgili sürtüşme durumu devam ederken sıkıntılar bir hayli üzerine gelmiş. Sen de öfkelenip birine patlayacaksın. Lütfen patla artık. Çünkü bak bütün kartlar, dedikodu kartları, gizli takip kartları, işinle uğraşmalar, aileden yine birileri karışması, bugün böyle bayağı bir sıkıntılı durumlar ortaya çıktı ve birine haddini bildireceksin. Biraz havalı havalı git. Severler bizim insanımız havalı gitmeyi. Zaten havadan başka da bir şeyimiz yok. Yani bir, havanın yanında bir de paramız olsa artık neyse. Klasik tarotu seçen dostum, ya hamile kalıyorsun ya bir evlilik yoluyla bir girişimin olacak. Yakın tarihte bekarsan birisiyle tanışıyorsun. Eğer ilişkide sorun varsa 22 gün içerisinde ilişkideki sorunları çözüyorsun arkadaşım. Yalnız hayallerin gerçekleşmek üzere onu bırakma. Evet. Akaşik tarota geçiyoruz arkadaşlar. Akaşik dünya benim en çok sevdiğim dünya. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız değil mi? Evet, yolun açılmış. Süper bir şey. Yaşamının mimarı olacaksın. Yeniden yaşamını inşa ediyorsun. Hadi bakalım. Fiziki bir görünüm mü değişiyor? Zihnin mi değişiyor? Düşünce biçimin mi değişiyor? Ama bir değişim seni bekliyor. Aynı zamanda evini taşımak isteyenlere de ev olacak. Venüs retrosu yaklaşırken dostlarım eski sevgiliden haber gelecek. Ben ettim sen etme diyecek ama eskiden bir fayda gelmez arkadaşlar. Eskileri gönderiyoruz, bay bay diyoruz. Yine de zaman geçti, seni çok özledim diyen birisine dayanamıyorsanız, dizlerinizin bağı çözülüyorsa kabul et diyor. Ben karışmam, benden söylemesi. Ya zaten iyi olsaydı ayrılmazdınız. Ama gelecek olan birisini görüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bir taahhütname imzalanıyor. Resmi evrakınız var. Bu resmi evraka, noter evrakına işaret ediyor. Evet, yeni bir dünyaya adım attığını görüyorum. Delphi kahini. Bu ara bir kehanet gerçek oluyor. Çok seviniyorsunuz arkadaşlar. Delphi kehaneti diyor ki,
kendini hapsettiğin yerden kurtaracaksın. Sadece hapislerin en kötüsüdür insanın zihnine hapsolması, zihninden kurtaramaması kendini. İstedikleri kadar isterse yerin altındaki zindana koysunlar, insanın zihni çalıştığı sürece özgürdür arkadaşlar. Özgürlük zihindedir, bunu bilmenizi istiyorum. Zihnini özgürleştir. Kimsenin senin hayatına müdahale etmesine izin verme. Ve sosyal medya bu kadar gelişmişken hiç kimse kimseye muhtaç değil arkadaşlar. Maddi olarak bazı sorunlar yaşadığını görüyorum. Sosyal medyayı kullan, başaracaksın. Aydınlığa çıkıyorsun. Yüreğindeki karanlık aydınlığa çıkıyor. Baş melek Raguel diyor ki, güçleneceksin. Kesenin kasanın parayla dolduğu dönemeçlere merhaba diyeceksin diyor. Arkadaşlar, ne kadar özgür olursan o kadar iyi. Almanya gibi, Polonya gibi bir Orta Avrupa ülkesi. Yani olabilir Orta Avrupa ya da Kuzey Avrupa ülkesi olabilir. Ağaçların çok olduğu bir yere yolculuk yapacaksın ya da oradan bir sevgili bulacaksın. Güzel olur değil mi? Şimdi İrlanda'dan bir sevgiliniz olduğunu düşünsenize arkadaşlar. İrlanda'dan. Vallahi ne olursa olsun dünyanın en kötü insanı da olsa insan İrlanda'ya gitmek için yani bir sevgili yapar yani. Çünkü dünyanın en güzel yeri bence. Yani yaşamak için tabii otantik yerler güzel. Hani bir New York'ta istersin, bir Hindistan'da istersin. Sıcak bir yer. Kaynaşıyor insanlar ama yani huzur içinde bir, yani oralar çok uygundur arkadaşlar. Benim bazı danışanlarım var. İsveç'e gitti, İngiltere'ye gitti, Almanya'ya gitti ama İnşallah onlardan birisi de siz olursunuz arkadaşlar. Bir huzur bulursunuz ya. Huzur bulun. Huzur bulacağınız yerler. Ben bugün çok mutluyum arkadaşlar. Sebebini bilmediğim şekilde. Dolunay yaklaşıyor, onun derdinde miyim? Yoksa hepten sorunlar ayağımın altına al al. Ne oldu bana bilmiyorum. Ben çok neşeliyim bu ara. İnanılmaz derecede neşeliyim. Ya bana birisi küfür etse gülüyorum yani. Ne oldu? Kendimi kodladım. Kodlaya herhalde. Evet yani. Ne bileyim. Yani işte bu ara neşeliyim biraz. Neşem yerinde. Ha, üzüldüğümüz şeyler var mı? Yok, var tabii yani. Ama onları sıralayacak değiliz. Üzüntü de kalmıyor. Sevinç de kalmıyor bir anda ama huzurluyum yani bu aralar. Belki de kimseye bir kötülük düşünmediğim içindir. Huzur bulun inşallah dostlarım. Seviyorum sizi.